Manşete hoş geldiniz. Bugün Navalny cenaze töreni vardı ve öğlen saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da kilisede düzenlenen törenin ardından defnedildi ve törende tabutu açıktı. Böylelikle Navalny son kez bir yönüyle, bir vücut bütünlüğüyle ve kendini de elbette yani kimlik doğrulamayla gösterdi ve son yolculuğuna uğurlandı büyük güvenlik önlemleri vardı. Yüzlerce kişi o güvenlik önlemlerine rağmen Navalny'yi uğurlamak için geldi. Rusya gibi bir ülkede, Moskova gibi bir ülkede Navalny gibi bir şahsiyetin şahsiyete destek vermek, onun cenazesine gitmek gerçekten büyük cesaret işi. Buna rağmen yüzlerce kişinin gelmesi dikkat çekiciydi. Herhangi bir taşkınlık, herhangi bir olay olmadı. Herhangi bir en azından benim takip edebildiğim kadarıyla bir gözaltı işlemi vesaire olmadı. Ve belli ki bundan sonraki süreçte Navalny'nin bayrağını eşi devralacak ve eşi onun davasını sürdürecek. Böylelikle bir dönem daha kapanmış olduğu en azından Navalny ailesi, Navalny taraftarları açısından ve elbette Rusya muhalefeti açısından. Türkiye'deki Navalny'lere gelelim. Free Mehmet Kamış. Mehmet Kamış birkaç ay evvel gözaltına alınarak tutuklandı. İçerideki gazete nüfusuna bir kişi daha eklendi. Onun tutuklanmasıyla onlarca gazeteci halen tutuklu. 57 yaşındayım silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp yargılanıyorum fakat 57 yıllık hayatımda gerçek bir silaha hiç dokunmadım diyor. Alperen Kamış oğlu aracıyla geçtiği mesajda İzmir'den İstanbul'a getirilirken bunu yanımdaki terörle mücadele polislerine söylediğimde komiser kendi silahını bana verip artık bu iddiayı yapamazsın dedi. Hayatımda ilk defa gerçek bir silaha gözaltında polislerin nezaretinde tutun, dokundum. Terörle mücadele polisi derdest edilmiş bir teröristin eline silah mı verir? Diye soruyor oğlu Alperen Kamış. Katillere bile istenmeyen üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı bir tane silahlı eylem koymaz mı? Öyle. Daha önce gündeme getirmiştik. Ee, yani... Silahı gösteriyorlar dokunabilirsin diyorlar veya silahı vermeye kalkıyorlar tutukladığı şüp şüpheliye hem de terörden tutukladığı veya gözaltına aldığı şüpheliye ortada silah bırakıyor işte dokunsun alsın vesaire diye yani belki işlem yapacak ya da belki o arada e, yani buna bir şeytan girsin de e, bir şekilde biz de en azından dosyasını şey yapalım tamamlayalım bak işte silahı kaptı polise çekti filan diyelim tuzak da kuruyorlar. Böyle acayip şeyler oluyor yani. Yani bir yönüyle kişiye güveniyorlar. Bu bu silahla bir şey yapmaz diyorlar. O ayrı bir garabet. Diğer yönüyle de tuzak kuruyorlar yani. Ne ilk ne son. Erdoğan'ın sözleri tartışılıyor. Darbe evesleri var diye. Belli ki artık iş oradan çık şeyden çıktı, dış güçlerden çıktı. Darbe eveslerine döndü. İktidar böyle her zaman kendisine bir düşman üretir ve o düşman üzerinden politik söylem inşa eder ve aslında sorulması gereken şudur darbe kelimesini ülkeyi yöneten insanların ağzına bile almaması lazım. Şu veya bu biçimde. Ama bunu hoşlarına gidiyor ve taban da bunu alıp kabul ediyor yani. Türkiye gibi bir ülkede de zaten darbe gerçeği her zaman vardır. Yani çünkü her her 10 yılda bir geriye doğru 1950, şey 1960, 70, 80, 95, 97, işte 2007, 2010'lu yıllar, işte en son 15 Temmuz girişimi falan neyse e, bu kadar sık aralıklarla e, darbe olunca veya darbe girişimi olunca arada da bir sürü girişim var, niyetlenme var, teşebbüs var. E, bu ülkeden e, bu söylem çıkmaz. Ama en azından ülkeyi yöneten insanlar, darbe dönemlerini kapattık iddiasında olan insanların bir daha ağzına bunu almaması gerekiyor. Alıyorsa ve bunu sakız gibi çiğniyorsa işte buradan beslendiği içindir yani. Ve üzgünüm Türkiye bir darbeler ülkesidir. E, bugüne kadar olmuştur. Şu anda da olmaktadır. Bundan sonra da olacaktır. Maalesef. Durum bu. Türkiye'deyken bu kadar net ve keskin düşünmüyordum ama şimdi uzaktan bakınca 8 sene sonra e, bunu böyle görüyorum. Kim nasıl olmasın ki? 10 senedir bir, bir söylem inşa ettiler ve artık her söyleme onu yani her şeyi o söyleme dayıyorlar. MHP'li e, genel başkan danışmanı mı yardımcısı mı neyse Ulvi İzzet Yönter et fiyatlarına gelen zamlar da büyük resmi görmüş efendim. Bir gün gazetesi öyle söyleyen azından. Bu bir siyasi operasyon arkasında hain FETÖ'yü bulmak lazım. Şimdi buna bir şey geliştirmeye, buna şey yapmaya gerek yok. Yani bir sürü böyle cevaplar vermişler. Ya arkadaş ne ahlaksız adamlarsınız. İşte cemaat mi kaldı? Et fiyatlarıyla onun ne ilişkisi var? Nasıl işte efendim... şeymiş bir operasyon çekiyormuş size falan ya bu nasıl bir güçmüş ki her konuda size operasyon çekiyor falan. Eğer bu bu kadar büyük bir güç idiyse şu anda zaten iş başında olması gerekir. İş başında değil ki e, kendini koruyamıyor veya kendiyle ilgili konuları takip edemiyor. Veya işte o kadar büyük bir güç olsaydı en azından bu konularda biraz daha sonuç alıcı olurdu falan. Gibi altına bir sürü şey döşemişler. Ya lüzum yok. Kafayı yemiş bu adamlar. Ve mühim olan şu. Bir gün yani medyanın sağa solu fark etmiyor. Bu söylem 10 yıldır inşa edildi ve 10 yılın sonunda artık meyve veriyor. Eğer bırakırsanız, eğer buna keskin bir duvar, keskin bir bariyer çekmezseniz onlarca yıl devam eder. Onlar onlarca yıl sonra gelecek kişiler de Fetö'nün torunları, çocukları falan diye konuşmaya başlarlar. Oldu zaten Türkiye'de bu geriye doğru. Bundan sonra da olur. Al birini vur En azından bu istikrarlı işte Sedat Ergin hürriyetteki köşesinde milli muharip uçak e, kanun öyküsüne bakarken karşıma FETÖ çıkmasın mı demiş. En azından bu istikrarlı çünkü bunun eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök 28 Şubat'ta ulan pezevenk dediği için e, Osman Özbek e, jandarma komutanı e, Erzurum jandarma komutanı dönemin başbakanı Erbakan'a böyle söylemişti. Ya o zaman biz buna itiraz etmeliydik etmedik filan demiş hata ettik demiş. En azından o 30 sene sonra günah çıkarıyor. Ama işte bu Sedat Ergin bildiği doğrultuda yürüyor. Sedat Ergin o gün Genelkurmay'dan ne üflenirse onu yazıyordu Hürriyet'te. Genelkurmay ile Hürriyet arasındaki aracıydı. Yani Hürriyet'in Ankara temsilcisi değil Hürriyet'in ordu temsilcisiydi. 28 Şubat sürecinin her yerinde vardır. O gün Devlet Gazetesi Hürriyet'te buna hizmet ediyordu. Bugün de aynı şekilde Devlet Gazetesi Hürriyet'te devlete hizmet etmeye devam ediyor. En azından bunun bir çizgisi var yani. Anlatabiliyor muyum? Ama yani siz böyle bakmayın. Bakın şimdi bugünkü Tarım Bakanı adını da ilk defa duyuyorum. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklıymış. Şimdi et fiyatını fırsatçı artırıyor diyor. Ya bu 10 senedir böyle. 10 senedir aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi bununla maytap geçiyorsunuz ama geçti o. Yani bu yolun taşları döşenirken orada olacaktınız. Ben o gün Twitter'da paylaşmışım. Bundan tam 10 sene önce, tam 10 sene önce 18 Ocak 2014'te paylaşmışım. A Haber'den bir haber. Kuru fasulye oyunu bozulacak. Tarım Bakanı açıklamış. Mehdi Eker galiba. Kaos lobisi mutfaklara dadandı. O gün tabii FETÖ, METÖ, CEMAL filan yok. Kaos lobisi var. Allah Tarım Bakanlığı iyiliğini versin. Fasulyeyi de kaos lobisine bağladı ya diyor. Demişim. Bu o zaman başladı. Ve bugün devam ediyor. Eğer bırakırsanız onlarca yıl devam edecek. Bir yerde set çekmeniz, durdurmanız gerekiyor yani. Neyse gerçek ekonomiye dönelim. Erdoğan büyüme rakamı, rakamı üzerinden e, hani ekonomi kötüydü diye soruyor. Geçen yıl yüzde dört buçuk büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attık diyor. Bakalım Uğur Gürses ekonomist nasıl yorumlamış bunu. Bankalar şirketler kar etti diyor. Ekonomi büyüdü. Esasen bankaların karı da e, hormonlu. Ona birazdan Atilla Yeşil ile değineceğiz. Yanlış işlerle büyümenin bedeli vardı. Bedeli orta sınıf ve yoksullar ödedi. Ödemeye de devam ediyor demiş Uğur Gürses buradan veciz bir söz çıkacaksa ben sana büyüyemezsin demedim. Nasıl bir bedelle büyüyeceğini sordum diyor. Atilla Yeşilada da kredi kartındaki risklere dikkat çekmiş ve kredi kartı olayı patlayacak icra iflasa gidecek diyor. Mesele Ekonomi YouTube kanalında o söyleşinin 11. dakikasında bu konu var. Ee, ben de seyrettim oradan getirdim bu lafları. Güzel bir örnek vermiş. Türkiye'deki Türkiye'nin kredi kartı gerçeği veya kredi kartı alışkanlığı Kredi kartı bağımlılığı üzerine alkolizme bağlamış oradan bir örnek vermiş. Diyor ki: Alkolik birine içmeden rica eder, yalvarırsın. Bir noktada bir odaya kapatır, içkiyi alırsın elinden. Türkiye kredi kartında o duruma gelmiş noktada. Bu işin sonu yok. Bu işin sonu icra ve iflasa gidecek. Bir noktada yine toplumsal baskıyla kredi kartları borçları, kredi borçları affedilecek sonra bankaların sermaye yeterliliği sıkıntıya girmeye başlayacak devam ediyor. Ama bizde bankalar karlı değil. Bu tamamen enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor demiş Atilla Yeşilada. Evet. Yok mu hiç güzel haber? Tam da bu noktada sizi biraz rahatlatayım. Ya var. Zaten bana KC'yi yazdıran da o oldu. Yok mu hiç güzel haber? Adem'le Yaren 13. kez kavuşmuşlar. Ki bu buluşmayı, bu kavuşmayı fotoğraflayan, belgeleyen hatta belgesel film çalışması oldu geçmiş yıllarda. Alper Tüdeş'in Twitter'daki yeni adıyla X platformundaki paylaşımından öğreniyoruz. Müjdeler olsun. Geleneksel... Adem ve Yaren kavuşması 13. yılında yeniden gerçekleşti. O kocaman kanatlarıyla çölleri açtı, diyarların üstünden yağmurların kıyısından sıyrılıp dün köyüne bugünse Adem amcanın kayığına kondu. Cemreleri bile beklemeden baharı getirdi diyor. Bir diğer fotoğrafta bu. Bu yıl havalar rüzgar ve yağsız olunca göçmen kuşlara büyük kolaylık sağladı. Bu yüzden zaten erken gelmesini beklediğimiz geçmiş günlerde söylemiştik, ee, söylemiştim. Şimdi nitekim bu ikinci erken gelişi daha önce 27 Şubat'ta gelmişliği vardı kendisinin. Dün bahçeye ve yuvaya konunca yaren olduğuna emin gibiydik. bugünse ise kayar tereddütsüz konuşuyla geldiğini herkese duyurmuş olduğu diyor. Evet. Gerçekten e, çok güzel, e, büyüleyici. Günün tek iyi haberi. Adem, balıkçı Adem, Leylek Yaren buluşması zaten teknenin adı da Yaren. Evet. Günün tek iyi haberi, tek güzel haberi çok acayip bir şey değil mi? Çok enteresan bir şey. Yani dünya çapında bir olay bu esasen. Aynı Leylinin 13. kez aynı noktada aynı kişinin kayığına konması, fotoğraf vermesi, onu düzenli olarak ziyaret etmesi. Evet. Yok mu hiç güzel haber? Evet vardı ve buydu. Monica Lewinsky e, gazetelerde böyle kapak oluyor. Times'ın e, magazin ekine kapaktı. E, Monica Lewinsky kim? Monica Lewinsky bundan 30 yıl kadar önce Bill Clinton başkanken e, Beyaz Saray'da stajyer olarak çalışıyordu. Ve Bill Clinton'la ilişkisi e, patlamıştı. Ve e, Bill Clinton olayı atlattı. Kabul ederek atlattı. Sonraki seçimde de seçildi. Fakat olay Monika Lewinsky'nin üzerine yapıştı kaldı. O gün 20'lerinin başında bir genç kızdı. Şimdi 50 yaşında. Bir feminist ikon olarak kendisinden bahsediliyor, anons ediliyor. Şimdi efendim sürdürülebilir modevi Reformation'ın kadınları oy vermeye teşvik etmek için hazırladığı Güç Sende kampanyasının yüzü olmuş. Time... The Times'da da bu şekilde haber oldu. Zaten e, The Times bundan bahsederken hemen Monica Lewinsky'nin Beyaz Saray günlerini şöyle fotoğraflarla hatırlatmış. Burada Bill Clinton'la tek fotoğrafı görülüyor. Burada da işte Beyaz Saray'da bu şekilde poz vermiş. O günlerde çok konuşulmuştu. Büyük siyasi skandaldı. Ve şimdi tabii aradan 30 yıl geçti. Bill Clinton e, olaydan yırttı ama ne çare olay Monica Lewinsky'ye yapıştı kaldı. Siyasete yönelik hayal kırıklığı oy vermeyi engellememeli diyor. Artık 50 yaşında olgun bir kadın ama ne çare. Hani Andrew Warhol'un ifadesiyle kendi 15 dakikasını o zaman yaşadı ve bununla da devam edecek. Yani yaşı 50 değil 80 de olsa Monika Lewinsky deyince akla Oral Ofis'teki maceraları gelecek maalesef. Diyor ve bir haftayı daha böylelikle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek umuduyla. Fakat In Out. Haftanın In Out'unu izlemeden kapatmayın. Herkese iyi hafta sonları.